Ne var? Sen öyle evime gelip bağırıp çağırınca konu kapandı zannettin ama öyle olmadı. Neredeysen şimdi Sıtkı'nın evine git. Biz de geliyoruz oraya. Yüzleşeceğim seninle tabii cesaretin varsa. Tabii ki cesaretim var. Yalan söyleyen ben değilim çünkü. Tamam o zaman. Hemen git Sıtkı'nın evine. Biz de geliyoruz şimdi. Ben zaten Sıtkı'ya gidiyorum eşim. Bu yaptıklarınızın hesabını soracağım. Öyle mi? Sen kimle geliyorsun? Çınar'la mı? Tabii ki. Madem yoldasın, o zaman orada görüşürüz. Enteresan. Ne oldu? Ne enteresan? Yok bir şey Çınar. Ne demek yok bir şey? Bir şey olmuş işte, söylesene. Hanımefendi zaten eski kocasının yanına gidiyormuş, yoldaymış. Ne işi varmış orada? Ne bileyim Çınar, sormadım. Hani her şeyi ben planlıyordum ya. Mecburiyetten görüşüyordu ya o eski kocasıyla. Acaba şimdi kim kimi mecbur bıraktı? Tamam, kapatalım bu konuyu, olur mu? Yeterince çirkinleşmeye başladı zaten. Bence de çok geldin gülüm. Geç, kaynanan seviyormuş. Yani yenisini bilmem de eskisi sever hala. Ben de yemek yiyordum. Toprak, ne oldu? Ters bir şey mi var? Bu zamana kadar neyin doğruydu ki senin? Sen ne zaman adam gibi bir adam oldun da ben salak gibi senin değiştiğine inanıp güvendim? Neye kızdın zerre anlamadım ben. Geç otur istersen şöyle. Bir kadeh de sana koyayım. İçer dertleşiriz. Sıtkı, sen ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun Çınar'dan? Derdin ne senin, söylesene. Evliyken de hayatım burnumdan getiriyordum. Boşandık hala aynı. Hala kötülüklerinle, hainliklerinle beni mahvediyorsun. Hep o oyunlarınla, yaptığın türlü yalanlarla evliliğimizi mahvettin. Sıtkı, biz seninle evladımızı kaybettik. Yine de bir gün Allah korkusu duymadın. Senin acılarından, felaketlerinden kurtulmak için terk ettim seni. Yine de peşimi bırakmadın. Benim hayatımı mahvettin. Ne için? Nasıl böyle vicdansız bir adam olursun sen? Ne zaman böyle satılık bir adam oldun? Vallahi çok ağır konuşuyorsun ama Toprak. Neyine ağır konuşuyorum, neyine? Yeşim'le sen birlik olmadın mı? Para almadın mı Yeşim'den? Nasıl bana bunu yaparsın ya? Ya Yeşim'i Toprak, o Yeşim'i ben tanımam etmem. Tamam, hoş kadın. Hani ben de kocan gibi sütü bozuk olsam karımı boşamaya 40 takla atarım. Doğru söylüyorum Toprak. Niye vuruyorsun? Yeter! Yeter, konuşma artık! Yeter, Allah kahretsin! Sen bugün burada ona pazarlık etmedin mi? Onu burada konuşmadın mı? Ha? Yanıldı! Sen kim miydin o? Benim arkamdan nasıl böyle işler çevirirsin? Ne yaptım ben sana? Hiç mi sevmedin sen beni? Hiç mi değerim yoktu benim senin gözünde? Cevap ver. Sevmem mi Toprak? Bu mu sevgin? Arkamdan iş çevirmek, hayatımı mahvetmek mi? Ben senin hangi gün kalbini kırdım? Bilerek, isteyerek hangi gün canını yaktım? Bir Allah günü sana yaptığım bir kötülüğü gördün mü? Niye bana bunu yapıyorsun? Ne kötülüğümü gördün sen benim bugüne kadar? Ne yaptım ben sana? Ne yaptım? Ben Çınar'ı çok sevdim Sıtkı. Çok. Canımdan çok.
yapıyorsun? Sen hayatım paramparça ettin, şu halime bak. Senin yüzünden etimden et kopuyor benim, canım yanıyor. Senin yüzünden. Vallahi ne desen yerden göğe kadar haklısın Toprak. O adam sevmeni yediremedim kendime. Eşekliğin daniskasını yaptım. Ama inan üç kuruşa tamah ettiğimden değil. Sana olan sevdamdan. Nasıl sevda bu Sıdık? İnsan sevdiğine böyle hainlikler yapar mı hiç? Doğru diyorsun, insan yapmaz. Ama ben hayvanım gülüm. Bildiğin hayvan. İpini koparmış gibi daldım hayatına. Her şeyi talan ettim değil mi? Bak. Her hatanın bir telafisi vardır. Bana biraz olsun değer verdiysen ne olur yardım et bana. Nasıl yardım edeyim? Çınar'la işim birazdan buraya gelecekler. Şimdi mi? Olan biteni konuşup yüzleşmek için. Sıtkı ne olur. Ne olur Çınar'a gerçekleri söyle. Aramızda bir şey olmadığını anlat. Her şeyi Yeşim'in planladığını söyle. Ne olur doğruyu söyle. Bak, biraz olsun Allah inancım varsa boş yere günahımı alma benim. Döner dolaşır seni bulur cezası, yapma. Sıtkı, karınken bile bir Allah'ın günü senden bir tek şey istemedim ben. Ama şimdi sana yalvarıyorum, ne olursun. Ne olur doğruyu söyle. Tamam. Kendimi geçtim. Bari karnındaki bu günahsız için yap bunu. Biz sen de kızımızı kaybettik. Şimdi Allah ikinci bir defa şans verdi bana. Yüzüme güldü. Ne olur evladım babasız bırakma ne olur. Çınar'a doğruyu söyle. Sana yalvarıyorum ne olursun. Allah razı olsun senden.
İyi akşamlar. Rahatsız etmedik inşallah. Yok yok. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun geçin. Bizi kimse tanıştırmayacak galiba. Ben Yeşim Taşkıran. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.